Merhabalar BTC Haber'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi kriptografik programında beraberiz. Bu hafta biraz daha hareketli bir gündemle karşınızdayım. Neden? Çünkü kriptoda ciddi anlamda bir para girişi var. Bitcoin 44 bin doların üzerine sürekli iğne atıyor belli fitillerle ve tabii ki bir şekilde gelenekselden kriptoya kayış var. Bu yayında bunun ne kadar daha devam edeceğini ve nerelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız. Ve tabii ki eğer altcoin'lerde sıkıştıysanız da altcoin'lerde hangileri daha çok hareketli veya hangilerin daha uzun süreli elinize tutabilirsiniz. Bunların hepsine bakacağız. Özel liste çıkarttım. Onların hepsini sizle paylaşacağım. Şimdi biliyorsunuz artık kripto paraların geleceğini anlayabilmek için Birkaç tane maddemiz var onlara bakmak zorundayız. Birincisi enflasyon. 2022 yılının genelinde enflasyonun yüksek seyredeceğini bütün kurumlar doğruladı. Ve burada bizim en fazla gözümüzü kulağımızı çevirdiğimizde Amerikan Merkez Bankası. Yaklaşık bir 5 yıl sonrasında 4 e, yıl diyelim 4 yıl sonrasında ilk defa bir faiz artışı geldi 0.25 bas puanlık bir artışla FED faiz artışlarının ilkini başlattı ama FED biliyorsunuz tek sadece Powell'dan ibaret değil. Altında işte Temsilciler Meclisi'nden de etkileniyor. Senato'dan da etkileniyor ve tabii ki Biden'dan da ufak ufak ipuçlarını da alıyor. Ama diğer taraftan Powell ana başkan 12 tane farklı eyalette de isimler var ve tabii ki bunların yönetim kurulları da var. Ve hepsi parça parça konuşuyorlar. Bizim Merkez Bankamızdan farklı olarak %98 iletişim, %2 aksiyon vardır Amerikan Merkez Bankasında. Bizde iletişim son derece düşüktür ve sürekli isimler değişebilir. Baktığınız zaman şahin açıklamalar geliyorsa ki Enflasyon enerji fiyatlarında ufak bir parantez yaklaşık bir 20-25 gün önce 140 dolara kadar arttı. Bu dünya genelindeki bütün enflasyonları etkiledi. Yani yükseliş baskısı yarattı. Eğer kendi enerjiniz yoksa, bütün enerjinizi içerideki kaynaklarınızdan karşılamıyorsanız petrol fiyatlarındaki 140 dolara çıkış bir hafta içerisindeki hatta 5-6 gün içerisindeki 30 dolarlık artış sizi mutlaka etkiler. Amerika'nın enflasyonu da aynı şekilde. Amerika'nın enflasyonu 7,9 geldi. Yaklaşık 40 yılın zirvesinde ama bu enerjiyle beraber %8'in üzerine çıkacak. Bu da eşittir. Artan enflasyonu Fed'in maskeleme veya bloklamaya çalışması anlamına gelir. Bu da 0.25 bas puanı yetmeyecek. 0.50 ve 0.75 bantlarıyla 7 tane faiz artışının geleceğini gösteriyor. Bu bizim için iki şeyi tetikliyor. Birincisi dolardaki artışı tetikleyebilir. İkincisi de gelişmekte olan piyasalardan çıkışı tetikleyebilir. Biz de gelişmekte olan piyasalardayız. Durum böyle olunca enflasyondan korunmak isteyenlerin gideceği iki tane alternatif var. Altın ve kripto paralar. Bunu her seferinde söylüyorum çünkü artık sadece e, Ethereum grafiğine bakarak, Bitcoin grafiğine bakarak, total market cap'e bakarak halledemezsiniz işlerinizi. Eğer sadece bunlara bakarak işlem açmaya kalkarsanız yüzde %100 kaybedersiniz. O nedenle ne yapacağız? Gelenekselle doğrulamalarımızı yapacağız. Amerika'nın dolar endeksi de bunların başında geliyor. Amerika'nın dolar endeksinde 97 bin ile 99 bin arasındaki kutu önemli. Geçtiğimiz günlerde 99 bindeki kutunun dışına çıktı. Çünkü dolar artacak. Neden? Ukrayna Rusya gerginliği artıyor. Nükleer bir saldırı geliyor. Rusya istediğini almak için uğraşacak ve insanlar ölmeye devam ediyor. Bu senaryoyla beraber ve grafiklerin de işaretleriyle beraber oldukça yüksek bir hareket yaptı. Şimdi düşüyor. Nereden bunu doğruluyoruz? Doların önümüz bu haftanın sonuna doğru yani akşam 3'ten sonra sert bir düşüş 14.60 14.72'li seviyeleri düşeceğini nereden doğruluyoruz euro dolar paritesi artıyor bu demek olur ki bu hafta sonu özel olarak yatırımcılar dolarda kendilerini fixlemek yerine başka alternatiflere yönelmişler anlamına geliyor bunu da bize borsalara giren para ve total market cap yani bitcoin artı altcoin'in artması doğruluyor bakalım şimdi Dolar e, te, Türk lirasına baktığınızda 14.82'de bir sıkışmışlık var. 14.71 14.76'lara kadar gerileme olabilir. Çünkü euro dolar partisi de arttığı için bu demek olur ki bu akış euroya kayacak. 16.85'lik euro bu haftayı 17 olarak kapatabilir. Hepsine bakacağız. Doğrulamalarımızı yaptıktan sonra ne dedik? Kriptoya giriş var. Altına da bakacağım ama kriptoya giriş var. Ve biz birkaç seferdir kriptoya girişin neresiyle doğruluyoruz? S&P 500 Dow Jones ve Nasdaq'la S&P 500'ün geneline bakarsanız 4000'in altı ayıp piyasasıdır S&P 500 için. Oralara kadar neredeyse geliyordu ve çok da beklemenize gerek yok. 14 Mart'tan bahsediyorum. Şurada sert bir girişin olduğunu, ufak ufak tepeciklerle artışın olduğunu görüyoruz. Bu demek olur ki S&P 500'ün vadelilerinde bu kadar sert bir çatal görüyorsanız kriptoya giriş vardır. Hemen doğrulayalım. Kripto toplam piyasaya bakarsanız 1,7 trilyonla 1,650 trilyon arasında bir sıkışıklık yaşamıştı. Hemen gösterelim. Bakın burası destek olarak kaç seferdir? 3 seferde çalışıyor. 1 2 3 kere çalışmış ve oradan desteğini alıp yükseldi. Şu anda 2 trilyon dolara doğru gidiyor. S&P 500'e sert bir çatal var. Dolar endeksinde bir düşüş var. Euro dolar paritesindeki artış bunu gösteriyor ve şimdi yükselişi doğrulayan total market cap'te 4 saatlikte 2 trilyon doların üzerine. 2 trilyon doların üzerine çıkmadan yükseliş eğilimi gelmez demiştik. Buradan nereden dönebilir? 198'e vurduktan sonra eğer kafasına çakarlarsa bütün bu long short dedikleri ve patlatmak için yola çıktıkları 44244 arasındaki yeri patlatırlar ve herkes paralarını kaybeder. Böylelikle borsalara sert bir giriş olur. Ee, ana akım medyayı takip ediyorsunuzdur. Şu anda şöyle şeyler görülüyor sürekli. Şu ana kadar son 3 yılın en büyük bitcoin çıkışı gerçekleşti. Borsalarda BTC kalmadı. İşte gittiler soğuk cüzdanlarda saklanıyor diye. Bunların hepsi size bir yükselişin geleceğinin altı çiziliyor ama maalesef artık kripto paralar sanıldığı kadar merkeziyetsiz değil. Bunların da balinaları var ve enflasyona oranla ve genel hareketliliğe oranla bir şekilde hareketlendiriyorlar. Cuma günü 44 bin doların üzerine geliyor olması kritik. Neden? Dikkat etmeniz gereken 44 bin 200 44 bin 700, aşağıda 42.100 doların altına bir anda indirebilirler. 42.100 doların altına indiğinde 38.700 dolara kadar pek fazla unutacak boşluk yok. Arada 40.000 dolar psikolojik sınırı olsa bile. Bu seviyeleri not etmenizi ve hemen bunlara oranla işlem açmanızı değil ama yaklaşık bir 3 günlükte incelemenizi ve ona göre biraz da hem Kafanızda bir görsel hafıza oluşturmanıza hem de bir işlem hafızası oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Total market cap'te para girişi var. Bitcoin'in artması tesadüf değil. Baktığınızda da altcoin'leri yani bitcoin'i dışarıda bıraktığınızda altcoin'ler geçtiğimiz hafta 1 trilyon doların üzerine çıkmıştı. Şu anda 1.13 trilyon dolar. O nedenle. Bazı alternatiflere bakmamız gerekiyor. Hemen onların listesini de açayım size. Hangilerine bakacaksınız? Kısa vade ve uzun vadede hangi altcoinlere bakacaksınız? Onu da söyleyeyim. Not alalım. Ondan sonrasında Ethereum ve diğerleriyle ilerleyeceğiz hemen. Bakalım. Kısa vadede Atom, Near, Dot, DYDX ve Luna. Swing Trade dediğimiz 7 günlükle 10 günlük arasında değişir ama şu anda 1 günlükle 3 günlük arası olarak lütfen revize edelim. Atom, Near, DOT, DYDX ve Luna uzun dönem yatırımlar için IMX, FED, ANKR, GHST, Ghost. bu... Um, Avax'ın şeyidir. Eivin'in özür dilerim. Gala, Rose, High ve Biko. Bunların hepsine dikkat edelim. Aynı zamanda gizlilik projeleri de artacak. O nedenle Rose bunların başını çekiyor. Ama XMR, ZEK ve da bir bakın derim. Şimdi devam edelim. Bir altına ufak bakacağız. Çünkü altında da ciddi anlamda ufak tepeciklerle yukarıya doğru çıkıyor. Ve tekrar bir rekor denemesi bana göre yapacak. Ama şu anda ufak da olsa kısa da olsa 3 günlüğüne 4 günlüğüne bu rüzgarını nereye kaptırdı Bitcoin'e, kriptoya kaptırdı. Ama e, Goldman Sachs'ten bakır ve alüminyum yani emtialarda artışın altın çizilmesi petrolün artacağına, bakırın artacağına, alüminyumun artacağına ve en son olarak bu dalganın altın ve gümüşe de gireceğini bize gösteriyor. Burada nerelere dikkat etmeniz lazım? Altıncılar için. Çünkü hep şöyle söylüyorlar. Altın kriptoya kaptırıyor, kripto altına kaptırıyor diye. 1970-1980 arası satıcılığı. 2075 dolara çıktığınızda zaten Direkt alımınız satışınızı yapmanız gerekiyor. Karınızı realize aşağıda 1900 dolar kaybolmadığı sürece burada bir düşüş emaresi yok. Zaten savaş bitmeden de altının yüksel e, düşmesi diye bir durum da yok. Altında dip noktalar nereler derseniz en kötü senaryoyla 1780 en iyi senaryoyla 1880 dip seviyeler diyebiliriz. Bitcoin dolara bakarsak 44158 biraz önce söylediğim gibi. Şu anda market total market cap'e girildiği için, e, total market cap'e girildiği için ve artış olduğu için genel olarak bir sanki herkes satın alıyor ama hiç satan yokmuş gibi bir hava var burada. Baktığınızda da burada kenarda görüyorsunuz. Ya da mesela şurada martın başında da böyle bir şey oldu. Sanki hiç kimse satmıyor. Herkes alıyormuş gibi. E, o yüzden ne yapmanız gerekiyor? 15 dakikalık, 1 saatlik, 30 dakikalık yani bu küçük zaman aralıklarına bakmanız lazım yoksa a herkes alıyor ben de kaçırırım deyip FOMO'lanırsınız. olanırsınız lütfen 4 saatlikte bakmayın özellikle yeni bir Tradersanız yani ufak ufak trade'ler yapıyorsanız lütfen 15 dakikalığın üzerine çıkmayın. Bir dakikalıkta da garip işlem hareketleri olduğunda görsel hafızanızı yaratmak için bir dakikalıktaki hacimlere bakabilirsiniz. Ben indikatörlere çok fazla itibar eden bir e, trader değilim. Çünkü indikatörler bir şeyler gerçekleştikten sonra harekete geçerler. O yüzden yani Fibonacci, Bollinger bunların hepsini konuşuyorlar. Çok da havalı duyuluyor ama önce mumlar fitiller, açılış kapanış mumları. Mesela değdi düştü mü? Değdi düştü mü? Den şunu söyleyeyim. Şimdi Bitcoin uzunca bir sürede bir aralık edindi kendine. 42 bin ile 38 bin 500 dolar aralığı. O yüzden kendinize oralara çizgiler çıkarak trading view'da bir range'inizi yaratın. Daha sonra range'in tam ortasına bir çizgi daha çekiyorsunuz ve orası destek noktası oluyor. O yüzden o destek noktasının altına indiğinde e manipülatif o destek noktasının çok üzerine çıktığında da ikinci pozitif manipülatifle karşıyasınız. O yüzden burada bu oyunlara düşmeyin. Neresi mesela? Şimdi burada 44.700 görüyorsunuz burada. Oynadım. Buradaki bütün işlemler manipülatif. Hemen bir yöne gittim. Tekrar manipülatif, manipülatif. Aşağıda peki neresi? Aşağıda da bakın 38.500'e bir çizgi çektiğiniz zaman destek noktası olarak bunun net bir şekilde çalıştığını ve aşağıya inen mesela 37.500, 37.500'den en fazla alım yapıldı. Satışların nerede gerçekleşeceği 42'de. Bilerek ve isteyerek yapılan şeyler olduğu için range'in dışındaki yerlerde lütfen formalanmayın. Şimdi bunu büyük ihtimal hafta sonu 46.000 47.200'e kadar taşıma ihtimalleri var. Çünkü çok sığ bir piyasa. Büyük 1 milyon dolar elinde barındıran birisi 5-6 kere satsa inanılmaz yüksek hacimler görürsünüz. Ama lütfen bunlara itibar etmeyin. Ama kısa vadeli 15 dakikalık 20 dakikalık al satlar yapılabilecek süreçteyiz. Şu anda bir pozitif momentum yakaladı piyasa. Herkes bunu konuşuyor. Cumartesi artışı gerçekleştirirler. Pazar veya pazartesi kapanış önemli. O yüzden orada bir sert düşüş olabilir. Burada dominansa baktığınızda Biraz altcoin'lerde hareketliliği göreceğinizi dominansın düşmesi gösteriyor. Ama 42.59 41'in altına inmediği sürece çok fazla alt altcoin'lerde hareket beklemeyelim. Market cap Ethereum dominansa bakarsanız Ethereum dominansı 20'ye doğru gidiyor. 19.30 burada önemli. 19.30'u kırarsa e, hareketlilik gerçekleşecektir. Şu anda 3000 doların üzerinde bir Ethereum piyasasıyla karşı karşıyayız. Ama şöyle olmasın lütfen. Şuna inanmayın. Ethereum yürüdüğünde altcoinleri yanında çeker diye bir şey yok. Ethereum altcoinlerin başı. Ethereum yürürken şu anda güçlü bir dominans 20'nin, 21'in üzerine bir dominansı yoksa eğer altcoinleri yanında çekemez. Altcoinleri teke tek değerlendirmeniz gerekiyor ve hangi soruna çözüm getirdiklerine göre değerlendirmeniz gerekiyor baktığımızda Ethereum'un 3141'de burada aşağıda çalışacağı nokta 2800 2750'yi kırarsa 2500'e kadar iner. 2500'ü kırarsa 2320 iyi bir alım fırsatıdır. Yukarıda 3200'ü aşıp 3250'nin üzerinde 4 saatlik kapanış yapmadan yükseliş gelmez. Ben Ethereum'un şu anda o kadar kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Hala hikaye Bitcoin üzerinden yazılıyor. Bitcoin artarken Ethereum'un bu kadar az artması çünkü sonuçta 42.000'de çok ciddi böyle bir yuva edindi Bitcoin orayı aşıyor olması eğer Ethereum kuvvetli olsaydı 3500'e sert çıkarırdı. Ama şu anda çok yapay bir piyasa var. Geldik şimdi. Yavaş yavaş burada ne olabileceğini ya da işte altcoin'lerde kısa vadeli altcoin'lerde nelere bakabilirsiniz. DeFi demek daha mantıklı. Dot, Atom, Near, DYDX ve Luna'ya bakacağız. DOT'a baktığınızda ilk DOT'la başlıyoruz. Burada ufak bir çanak yapıyor. Daha sonrasında W formasyonu var. 20.98. Burada 22.50'ye kadar çıkış olabilir. Aşağıda da düşük 18 dolar. Burası iyi seviyeler. DYDX biraz sıkışık. DYDX biliyorsunuz çok iyi seviyelere kadar çıkmıştı. Bu Huobi veya işte Coinbase'e Regülasyon gelecek denildiği zaman. DYDX'e baktığınızda Şu anda 5 dolarlarda seyrediyor. DYDX'te de 5.41'de şu anda 6 dolarla 4 dolar arasında çok hareketli iniş çıkış gerçekleştirecek. 3.90'a kadar inebilir ama burada 5 doların altı iyi bir alım fırsatı ama çıkışınızda 5.30'da yapmak kaydıyla. Çok fazla beklemenin anlamı yok. Euro dolar paritesi buraya gelmiş dediğimiz gibi ama biz bunu zaten doğrulamıştık. Luna'ya gelirsek Luna, Teta ve Gala bunlar çok konuşulan alt altcoin'ler DeFi'ler olarak karşımıza çıkıyor. 93'te seyrediyor Luna'nın Tether'a karşılığı. Burada 100 önemli bir eşik. 100'ü kırmaya tekrar çalışacaktır. Özellikle Cumhuriyet Mart günü yüzü kırabilir. Aşağıda da 87 önemli bir destek noktası olarak çalışması bekleniyor. Near'a şöyle söyleyeyim Near ve Atom ve Phantom üçü çok güzel bir sinerji yaratacak projeler. Birbirlerini destekliyorlar birbirlerinin rüzgarlarını arada bir çalıyorlar ama Atom, Near ve Phantom'a FTM'ye bakmakta fayda var. Near güzel bir çıkış yakaladı bu demek olur ki ufak bir aşağıya doğru inecek ve ardından 14'e kadar 14 dolara kadar çıkma ihtimali var. Bugün Günlükte Bakın burada manipülatif hareketin çok ciddisi var. Bu büyük ihtimalle bir borsada büyük bir ismin satmasından oldu. Bunlara dikkat edin. İğne atması önemli. O iğneyi destek olarak genelde Bitcoin artarken kullanırlar. Diyerek böyle kapatalım. Tekrarlıyorum. Atom, Near, Dot, DYDX ve Luna bunlar hareketli. Kısa vadede 30 dakikalık, 15 dakikalık, 1 saatlik e, işlemler açacaksanız kullanılabilir. E, uzun vade dönem yatırımlar için favorilerim. IMX, FED, ANKR, GHST, e, Gala, Rose, High ve Biko olarak altını çizelim. Biko özellikle çok ciddi hype'lanacak. Önümüzdeki dönemde hareketlenecek. Gizlilik projeleri olarak bazıları başlıyor ve bunların hepsini ama dediğimiz gibi bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bu araştırmaları kendiniz yapacaksınız. Ufak meblalarla alsat yaparak biraz daha kilometrenizi arttırabilirsiniz. Araba kullanmak gibi bir görsel hafızanız, bir grafik okumanız eğer yoksa ondan bundan duyduklarınıza işlem açmak son derece zararlı. O yüzden yapmamakta fayda var. Ve tabii ki e, kanallarda izlediklerinizi önce bir e, hazmedip daha sonrasında kendi stratejinizi yaratmanız da ayrıca önemli ama bu cumartesi pazar hareketli olacak onu anladık 44 bin dolara çıkması güzel ama roketleniyoruz uçuyoruz 52 bin dolara çıkacağız denmesi biraz e, hayal ürünü ama tabii ki şu anda kriptoda çok fazla e, şey yok ilgi yok o yüzden tabi onlarda ne yapsınlar <laughs> orayı derleyecekler toparlayacaklar hareketlendirecekler arkadaşlar uçuyoruz kaçıyoruz diye o yüzden siz gene de kendi stratejinize sadık kalarak ve olanmadan artıyor kaçırdım demeden biraz daha e, hazmederek in, inişler her zaman iniş olmayacak, çıkışlar her zaman çıkış olmayacak diyerek bir tarafta savaşın, bir tarafta fedin faiz arttırdığının, bir tarafta bilanço daraltmanın olduğunun ve gelişmekte olan piyasalardan para çıkışının gerçekleşeceğini bilerek lütfen işlemlerinizi açın diyerek kapatalım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Önümüzdeki hafta yepyeni bir kriptografik programında görüşünceye dek lazız dikkat et